Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 21 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün Kova burcunda bir dolunay meydana geliyor. Kova burcu dolunayları sizin 7. ev konularınızda etkili olacak. İşbirlikleri, ikili ilişkiler, özel ilişkiler, ortaklıklar veya evlilikle ilgili kavramlarda bazı dönüşümler yaşayabilirsiniz, yeni kararlar alabilirsiniz ya da sürüncemede olan işleriniz bu dolunayla birlikte hızlanabilir. Önümüzdeki süreçte özel yaşamınızdaki herhangi bir konuda rekabet ettiğiniz bir kişiye avantaj sağlama imkanınız da olacak. Özellikle sevdiğiniz insanların desteğiyle bu avantajı daha da büyütme şansını yakalayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay Kova burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde 4:45'te Kova burcundaki Ay Güneş'le karşıt pozisyona gelecek ve 28 derece Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanlarında yeni ay dönemlerinde başlayan işlerimizle ilgili gelişmeler hızlanabilir. Hayatımızdaki bazı kavramlarda sonuçlanmalar, dönüşümler yaşayabiliriz. Farkında olmadığımız bazı gerçeklerle yüzleşebiliriz dolunay dönemlerinde. Bu dolunay özellikle Kova burçları ve Aslan burçları için önemli olacak. Kova burcu dolunayları genel olarak gelecekle ilgili projelerimiz, grup çalışmaları, arkadaşlıklar, toplumsal konular ve ideallerimizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Gün içerisinde çok hassas olabiliriz, duygusal olabiliriz, duygularımızda iniş çıkışlar çok yoğun olabilir. Jüpiter ve Uranüs arasında da kare açı olacağı için bazı abartılı, ilginç gelişmelerle karşılaşabiliriz. Kontrolü zor kavramlar oluşabilir çevremizde özellikle. Beklemediğimiz olaylarla da karşılaşabiliriz. Dolunay'ın ardından ay boşluğa girecek ve 7:45'te Balık burcuna geçecek. Balık burcundaki ay duygularımızı, sezgilerimizi biraz daha güçlendirecektir. Özellikle akşam üzeri saatlerde ve akşam saatlerinde ay Neptün'le birleşip Satürn'le de üçgen açı yaptığında duygusal dengemizi korumamız biraz daha kolaylaşacaktır. Özellikle manevi çalışmalar, ruhsal faaliyetler çok olumlu olabilir. Bunun yanı sıra akşam saatlerinde iç sesimizi dinlemek, hayatımızdaki gelişmeleri, yaşadığımız olayları gözden geçirmek bir şekilde kendimizi akışa bırakmamızı da daha kolay hale getirecektir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.